Doğdu üstümüze nazlı hilali. Doğruya döndürdük kalplerimizi. Türkiye yüzyılı geliyor tam vakti. Yarın değil, hemen şimdi. Yarın değil, hemen şimdi. Vursun davullar sevdamızı deli deli. Derdimin dermanı, çaresi çok belli. Türkiye yüzyılı insanlığın müjdesi. Yarın değil, hemen şimdi. Yarın değil, hemen şimdi. Doğ, doğ, doğ ey güneş. Üstümüze dök ışıkları. Yavrusu. Bunun destekçisi, yaşamın her alanında hak ettiğini alması için destekleyen liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Denizli için üreten, Denizli'ye değer katan kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, hepiniz bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Artık marka haline gelen kadın buluşmalarımızı tahmin ediyoruz ki bilmeyen, duymayan yok. Yine de birkaç cümleyle hatırlatmak ve özetlemek isterim. AK Parti Kadın Kolları, kadınlarla büyük Türkiye yolunda diyerek 9 Nisan 2021'de yola çıktı. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda pek çok teşvik ve program hayata geçirildi. Bu ülkenin kadınları üretsin, kalkınmada söz sahibi olsun diye önemli adımlar atıldı. Tüm kadınlar bu programlardan haberdar olsun diye 81 ilde düzenlenen kadın emeği Türkiye'nin istikbali buluşmalarıyla 50 bine yakın kadına ulaşıldı. Bunun yanı sıra Eskişehir, Gaziantep, İstanbul ve Antalya'da Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlama şansına da eriştik efendim. Bugün de burada üretimin ve ihracatın kalbi Denizli'de, kültürde, sanatta, bilimde, sporda, iş dünyasının üreten kadınlarıyla bir söyleşimiz olacak Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün bu anlamlı programımızı Türkiye'de en çok kadın istihdam eden tekstil fabrikasında gerçekleştiriyoruz. Bu fabrikada tam 2500 kadın çalışıyor. Kadınlar kendi üretimi ve emeğiyle hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bir kez daha altını çizelim. Ve ne mutlu ki konuşacağımız çok başarı öyküsü var kıymetli konuklar. Programımıza hemen başlayalım o nedenle. Şimdi hitaplarını gerçekleştirmek üzere mikrofonu sözün başında da söylediğim gibi kadının hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için önce olan Sayın Cumhurbaşkanımızı arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Denizli'nin saygıdeğer güzel insanları, değerli hanımefendiler, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin en çok kadın işçi çalıştıran fabrikasında siz üreten, emek veren, değer ortaya koyan kadınlarımızla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yönetim kurulu başkanı da bir hanımefendi olan Deniz Tekstil'i bu isabetli tercihi için ayrıca tebrik ediyorum. Aramızda, fabrikamızda çalışan kadınlarımız yanında girişimci olarak kendi işini yürüten kadınlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri de var. Türkiye'nin ihtiyacı olan fotoğraf işte tam da budur.
Her fırsatta altını çizerek tekrarladığım gibi kadınları hayatın dışında tutan bir toplum potansiyelinin yarısından vazgeçmiş, yarısını atıl bırakmış durumdadır. Kadın elbette anne olarak evlatlarını, evini, ailesini şefkati ve emeğiyle kucaklar. Ama aynı zamanda kadın emeğiyle, becerisiyle, azmiyle, birikimiyle, mücadelesiyle de özel bir yere sahiptir. Hayatın her alanındaki başarılarını adeta şapka çıkartarak takip ettiğimiz kadınlarımızla her buluşmamızda ülkemizin bu büyük hazinesini geç harekete geçirmiş olmasından dolayı da hayıflanıyoruz. Gerçekten biz hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımı, hele hele girişimcilik düzeyi öylesine düşüktü ki inanmakta çok zorluk çektik. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hem hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabildikleri hem de emekleri ve becerileriyle iş dünyasının her alanında varlıklarını gösterebildikleri dönem bizim dönemimizdir. Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını %70'lerden %88 seviyesine biz getirdik. Hem çalışan hem evinde ailesi ve çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımıza verdiğimiz desteklerle hep yanlarında olduk. İş gücüne katılım düzeyi %27'lerde olan kadınlarımız bugün %36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısını da 6 milyondan aldık, 10,5 milyona yaklaştırdık. Üstelik bu olumlu gelişmeler artarak devam ediyor. Bugün İşkur eğitimleriyle meslek sahibi olan ve işe başlayan kadınlarımızı gördükçe doğrusu mutlu oluyorum. Bugün KOSGEB desteklerinin yarıya yakınını kadınlarımızın kullandıklarını gördükçe memnun oluyoruz. Bugün kırsal kalkınma desteklerimizle kadınlarımızın başardıkları işleri gördükçe seviniyoruz. Aynı şekilde fabrikalardan kooperatiflere kadar üretimin her alanında kadınlarımızın güçlendiğini gördükçe geleceğimize güvenle bakıyoruz. Kamuda ve özel sektörde yönetim ve karar organlarının her seviyesinde sayıları ve etkinlikleri giderek artan kadınlarımızla da burada olduğu gibi gurur duyuyoruz. Ve tabii aldığım rakam yeterli değil gerçi de. Yani 150 milyon dolar ihracat, inşallah bunları artık milyarlara çıkaracağız değil mi? İnşallah deniz tekstil şöyle 1 milyarı yakaladığı zaman biz de ödülümüzü ona göre veririz. Biliyorsunuz bir dönem kadınlarımızı kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik. Üstelik bu ilkelliklerini çağdaşlık kılıfı altında satmaya çalışıyorlardı. Verdiğimiz büyük mücadele neticesinde tüm bu engelleri, ön yargıları, yanlış kabulleri birer birer geride bıraktık. Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmak için çalışırken aynı zamanda eğitimden istihdama, her alanda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulama politikaları da hayata geçirdik. Yaygınlaştırdığımız okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarıyla çalışan çocuklu kadınlarımıza destek olduk. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en yüksek kadın temsil oranına ulaştığımız, eğitimden bankacılığa pek çok alanda kadın istihdamının
erkekleri geride bıraktığı bir yere ulaştık. Kadınlarımıza olan güvenimizin en önemli tezahürü, Türkiye'de kadın kolları teşkilatlanmasına resmen ve fiilen bünyesinde yer veren ilk parti, bunu gerçekleştiren ilk genel başkan olmamızdır. Bugün itibariyle son olarak kadın kollarımızın üye kaydı, Ayşe Hanım kaça ulaştı? 5.560.000 kadın üyesi olan partiyiz. Yani diğer partilerin hepsini şöyle üst üste koyun. Toplam üye sayısını söylüyorum. Bizim kadın üyemiz kadar bunların üyesi yok. Geçmişte sadece belirli faaliyetlerin aracı olarak görülen kadın kolları teşkilatlanmasını biz partimizin üç ana saç ayağından biri haline getirdik. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olarak adlandırdığımız bu üç saç ayağının üzerinde ülkemize eser kazandırdık, milletimize hizmet ettik. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkardık, öznesi haline getirdik. Hamdolsun kadınlarımız da bize sahip çıktı. Bizim hep yanımızda oldular. Öyle ki partimizin sadece kadın üye sayısı az önce ifade ettiğim rakama ulaştı. Bunun için diyoruz ki bizimle mücadeleye girecek olan iki defa düşünmesi lazım. Çünkü kendi hayatımızdan biliyoruz ki kadının gücünün ve fendinin galip gelemeyeceği mücadele yoktur. Kadınlarımızın desteği ve duasıyla bugünlere geldiğimiz gibi inşallah Türkiye yüzyılını da onlarla birlikte inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılı hepimizin ortak hayalini, ortak geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye yüzyılının siyasi değil, milli bir proje olduğunu, milli bir vizyon olduğunu söylüyoruz. Sizlerden de Türkiye yüzyılı mücadelemize emeğinizle, fikrinizle, tercihinizle katkıda bulunmanızı özellikle istirham ediyorum. Ülkemizi 2023'e nasıl birlikte getirdiysek, inşallah Cumhuriyetimizin yeni yüzyılındaki hedeflerine de yine sizlerle birlikte ulaşacağız. Bugün burada bizlerle bir araya gelerek gösterdiğiniz sevgi ve sergilediğiniz samimi misafirperverlik için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deniz Hanım'a ortaya koyduğu bu tavrı, ortaya koyduğu bu sinerjiyle başarılarının artarak devamını özellikle temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum.